Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Satmaz Show'a hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Birol Başit. Bizlerle beraber Hakan Satmaz Show'da. Hoş geldin Birol abi. Sağ olasın, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim abi, sen nasılsın? Gergin görünüyorsun ya, show sahibi sensin. Abi bu kadar ünlü olunca biraz gerildim ya. Estağfurullah, ne demek. Evet Birol abi, ilk olarak seni tanıyalım. Birol Başit kimdir? Birol Başit ben öncelikle. 1984 Almanya doğumluyum. Yaklaşık olarak 9 yaşından bu yana hayatımda aktif olarak köpekler var. Ve uzun süreden beri hayvanlara karşı olan merakımdan dolayı da işimi de bir şekilde bu şekilde yönlendirdim. Son 2,5 yıldan bu yana da YouTube'a Türk Çoban Köpekleri, Yerli Irklar ve Anadolu'daki Yaşam ile alakalı amatör belgesel tarzında videolar çekmeye çalışıyorum. Onun haricinde de uluslararası evcil hayvan lojistiğinden uğraşıyorum ve bir dönemde köpek maması satışı yapıyorduk. Tabii bunlar son 10 yıldır böyle. 10 yıl öncesinde de farklı firmalarda pazarlamacı olarak çalışıyordum ama son 10 yıldan beri aktif olarak kendi işimi yapıyorum. Mutlusun, sevdiğin işi yapıyorsun, evet, abi. Evet, yorucu ama keyif alıyorum. Oldukça seviyorum. Çok güzel. Peki abi, bu yerli ırklar olsun, çoban köpeklerin olsun, ilgi duyma fikri nereden geldi abi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, aslında çocukluğumuzda bizim hikayemiz ilk önce mahalledeki bir köpeğe süt götürmek, ekmek götürmekle başladı. Sevgisi. Evet, kesinlikle öyle. Zaten benzer hisse sahip olanlar videoyu izlediklerinde diyecek ki aynı şeyleri ben de yaptım çocukluğumda. Sonra tuttuğumuz bir köpeği işte çamaşır ipinden anneden babadan gizli balkonun altına bağlayarak başladı. Evet. Bir sokak kedisini eve alarak başladı. Böyle başladı. Sonra çocukluğumda mesela benim Beyaz Diş filmi vardı. Beni çok etkileyen filmlerden bir tanesidir. Beethoven vardı. 101 Dalmatçılı, evet, vardı. Rottweiler'lara karşı o dönem merakım arttı. Babama çok yoğun baskı yaparak işte baba çok bize evet, köpek al baba. Rottweiler istiyorum, ben Rottweiler istiyorum diyerek başlamıştı sohbet. Bir şekilde de ben bu ilahi bazı dokunuşlara inanan bir adamım. Ortağımızın oğlu o dönemde Rottweiler almıştı. Evet. Üniversiteyi kazandı. Köpeğe bakamadı. Köpek bir şekilde bize geçti. İlk köpeğimi o şekilde sahiplenmiş oldum. Rottweiler. Devamında da Kangal'la tanışmam, Denizli'ye seyahatim esasında çok büyük bir köpek gördüm. Yani o dönem mesela ben de her büyük köpeği Kangal zannediyordum. Onlara birazdan değineceğiz. Çoban köpekleri olsun, Kangal köpekleri, ırkları da böyle, kırmaları da farklı oluyor değil mi abi? Kesinlikle. Şimdi şey var. Kendi içinde ayrılıyor. Mesela ilk çoban köpeğini görünce boyutu ve cüssesi beni acayip etkilemişti. Dedim ki bu nasıl bir köpek ya? Dev gibi yani. O boyutu görünce çoban köpeklerine ilgim kaydı. 2005'lerde falan, yaklaşık bundan 19 sene önce. Devamında o köpeklere karşı ilgilenmeye başladım. Türkiye'nin farklı yerlerini gezince de baktım köpekler aslında birbirinden tip olarak yakın ama farklı. Farklı yani, türde hepsi değil mi abi? Evet, tür demeyelim de tip diyelim. Yani bu Türk çoban köpeği bu işin üst kimliği. Türk çoban köpeği Kangal, Türk çoban köpeği Akbaş, Türk çoban köpeği Malaklı, işte Karadeniz dağ çoban köpeği gibi kendi arasında farklı bölgesel varyasyonları var. Bunların hepsi Kangal olarak biliniyor. Aslında öyle değil. Bölgeyi de gezdikçe hayvanlara karşı olan merakımdan dış görünüşlerini gruplandırmaya başladım. Sivas, Kayseri hattında ağırlıklı olarak Sivas zaten, Kangal köpekleri besleniyor. Evet. Evet. İşte Eskişehir, Afyon, Haymana arasında Akbaş köpeklerimiz var. Diğer Anadolu'nun tamamında da Anadolu çoban köpeği dediğimiz en geniş o karma havuz var. Çünkü bu işin mantığı şöyle. Çoban sürüsünü koruyan köpeği beslemek istiyor. Yani köpeği kurda karşı başarılı mı? Hayvanlarının güvenliğini, sorumluluğunu yerine getirebiliyor mu? Tipinden ilgilenmiyor yani. Evet. Çoban için köpeğin nasıl göründüğünün hiçbir önemi yok. Çoban diyor ki benim köpeğim işini layıkından yapıyor mu, yapmıyor mu? Ama bir köpeğin uluslararası arada ırk olarak değerlendirilmesi için birbirinden askeri tutarlılıkta benzemesi gerekiyor dış görünüş olarak. Yani mesela şu anda şu bardakla atıyorum cam bardak aynı değil. İkisi de bardak değil. Ama görsel olarak, evet, farklılık var. Bir melez durumları da oluyor mu abi? Yani çoban köpeklerinde farklı ırklarla melezlenme yok. Evet. Yani atıyorum bir Rottweiler'la eşleşirse bu bam diye anlayabileceğimiz bir şey. Bir kurtla eşleşirse anlayabileceğimiz bir şey. Ama doğal safkan denilen bir tabir var. Yani yörenin kendi ihtiyacına göre yüzyıllardan beri o köpekler öyle eşleşmişler. Yani evet, insan eli çok fazla dokunmamış. Güçlü köpek köyde mesela, hepsi salık bunların. Güçlü olan köpek gitmiş diğer erkeklerle kavga ederek kızandaki dişiyi almış. Doğal bir seleksiyon var yani aralarında. Tabirler yabancı gelmiyor değil mi sana? Neden bu doğal seleksiyon falan diye. Hiç gelmiyor. Birol abi, o kadar Anadolu'yu gezdin. Farklı farklı köpek türleri, ırkları tanıdın. Seni en çok etkileyen ne oldu mesela? Akılda kalan böyle. Bunu ben bir hikayeyle birleştirerek anlatayım. Tabii. Bu gerçek bir hikaye. Bundan 2 sene önce 13 yaşında Sivas'ta bir kız çocuğuyla, genç bir kardeşimizden tanışmıştım. Babası rahatsızdı. Abisi rahatsızdı. Annesi ev işlerinden ilgileniyordu. Bu kız da sürüyü tek başına güdüp arazide sürüyü köpeklerle birlikte bırakıp kız bir de bu. Evet. Oradan da yürüyerek 4-5 kilometre okula gidip okuldan çıktıktan sonra yine arazide sürüsünü bulmak zorunda olan bir kızdı. Sabahın erken saatinde koyunları kaderine
evlerine terk ediyordu köpeklerle birlikte. Okulu bittiğinde de sesleniyordu. Ben mesela bu kızı ilk tanıdığımda o köpeklerle olan ilişkisine hayran kalmıştım. Yani Kangal çoban köpeği o kadar zeki bir hayvan ki kızın arazideki sesini bularak 3-4 kilometre uzaktan gelip kızı bulup onu koyunların yanında sürüye götürüyorlardı. Ayrıca arkasında mesela herhangi bir koyun doğum yapsın, yavru kalsın, köpekler onu terk etmezler. Hayır. Başında sıralı olarak beklerler. Hani birisi artık acıktı, duramaz hale geldi, öbürü gelir nöbeti devralır falan. Bunları öğretme şansın yok bir köpeğe yani. Genetik yok. Koduna işlenmiş olduğu için tereddütsüz dünyanın en iyi sürü koruma köpeği Kangal diyebiliriz yani. Tüm dünyada. Zaten bu yüzden tüm dünyada meşhur. Şimdi abi köpek ırklarında, Kangal köpek ırklarında mesela boyları da çok devasa büyüklükte oluyor hepsi. Evet. Çoğu köpek. Mesela bir Kangal'a yaklaştığın zaman böyle hiç korku falan oldu mu? Hiç abi sana korku oldu mu? Yani ben şu ana kadar geçen bir hikaye yayınlamıştım. Hayatımda toplamda kaç köpek görmüşümdür sizce bir tahmin alalım diye. Evet. Kabaca hesapladım. Bunu net bilme şansım yok. Ortalama 12 bin tane falan 12 köpek bin. Görmüş. Hepsine böyle sarıldın mı abi böyle? Geldi kucaklayayım falan. Yakın temasa geçmişimdir hepsinden. Bir köpeğin saldırgan olup olmadığını 3 aşağı 5 yukarıya algılıyorsun. Kangalların çoğunda böyle bir saldırganlık yoktur. Gece çok da aktif saldırganlardır. Ya da kötü niyetli birisi olduğunu anlarlar. O yüzden çok saldıran köpekler değiller. Dengeli köpek yani Kangal. Nerede ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Gelelim boyut konusuna. Büyüklük olarak köpek çok büyük olduğunda arazide verimli çalışamıyor. Zaten büyükler ama işte atıyorum engebeli bir arazide çok büyük köpeği tercih etmiyorlar. Düz arazideysen, Konya'nın olduğu bölgelerdeysen burada köpekler biraz daha büyük. Ama dağlık bir alandaysan o köpeğin o vücut yapısından dağda çok iyi çalışamayacağı için daha pratik, daha kompakt köpekler tercih ediyorlar. Yöreye göre boyut değişiyor aslında. Yöreye göre. Kesinlikle. Yani saldırı falan başına gelmiş saldırı. Geldi falan. Ben çok en az 2-3 kez ısırılmışımdır yani. Sarıldım. Ama yani. Artık alıştım. Aman bir virolar var kaybetmeyin virolar abi. Problem yok yani artık. Aman abi. Hep dengeli ısırılmalar oldu yani. Ha, ona göre. Mesela ama bak şu kolum ısır, buram ısır falan demin de o anlar oldu yani zaten. O adrenalinden çok dedi, fazla ne yaptığını bilmiyorsun. Hani bunlar pitbull gibi seni böyle ısırdığında öldürmeye girmeyen köpekler olduğu için genelde o anki ısırık darbesini savuşturarak bir de sürü halinde değillerse tek köpekse okey. Ama sen sürü halindeyse. Sürü kaç. Kaç abi. Kurtuluş yandın yok. Yani. Aman abi. Birol abi Kangal köpekleriyle alakalı unutamadığın bir anım var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Aslında ilgi alanım Türk çoban köpekleri. Ama dünyadaki bütün global ırkları da takip ediyorum. Köpeklerle ilgili birçok anım var. Aslında bu anıların hepsini lifebook gibi yani yaşam kitabı gibi YouTube'a aktarıyorum. Yaşadığım yerleri, gezdiğim yerleri. Ama içerisinde beni mesela en çok etkileyenlerden birisi çobansız sürü var. Mesela İlkay Kınaztepe diye bir kardeşim var. Bunlar iki tane kardeşler. Kargo işi yapıyorlar. İşlerini batırıyorlar. Hayvancılığa yöneliyorlar falan. Birazcık da gezmeyi de seven adamlar mesela. Artık çobanda değiller ya. Doğuştan evet. Çoban değiller. Çobanlık çok zor bir meslektir çok bu zor. Arada. Aynı zamanda da kutsal bir meslektir. Peygamber tabii. Mesleği. Evet. Ama bu adamların birazcık uyuyakaldım. Arkadaşımın düğününe gittim. Aşağı indim derken sürüyü birkaç saat kaderine terk etmeye başlıyorlar. Başında çoban yok. Bakıyorlar köpekler başında çoban olmadan da bu işi yapıyor. Hayvanların arasında müthiş bir iletişim var. Onların videosunu çekmiştim. Sürüyü mesela biz bilmedikleri bir noktada 24 saat kaderine terk ettik. Başında köpekleri bırakarak yaklaşık 500 tane koyunu. Ertesi gün başlarına gittiğimizde bir tane koyunun burnu kanamadan köpekler sağ salim onları çevirip tekrardan dama getirmişlerdi. Bu beni çok etkilemişti mesela. Çok iyi. Başında çoban ol. Eğitim de almıyorlar. Eğitim yok işte bunlar yok. Genlerinde doğal var. Genler çok evet, güzel bir şey evet. Abi. Çünkü 1000 yıldan beri, 2000 yıldan beri belki 10 bin yıldan beri bilmiyorum hani bu anlamda tarihine ama en az 3000 4000 yılları var. 3000 yıldan beri çobana en iyi ekip arkadaşı olacak şekilde bir evrilmiş. İyi köpeği tutmuşlar. Çok saldırgan elemiş. Çok yumuşak elemiş. İşte koyundan uzaklaşıyor elemiş. Dişiye çok gidiyor diyelim mesela yani çapkınlık peşinde evet. Elemiş. Binlerce yıllık bir eliminasyon olduğu için köpekte en arı hali şu anda geçmiş yani elimize. O yüzden işini çok iyi yapıyorlar. Bunların peki beslenmesi nasıl oluyor Kangal köpeğin beslenmeleri abi? Şimdi Anadolu'da birçok çoban yal dediğimiz arpa ununu kullanıyor ama bu aslında doğru bir beslenme mi? Değil. Ama bir yandan da atalara saygı duymak lazım. Çünkü birçok şeyi boşuna yapmamışlar. Tabii. Et köpekler için daha doğru bir etçilleşir beslenme yapıyorlar. Yani diğeri netice itibaren protein kaynağı, bitkisel bir protein kaynağı. Ama yalın taşınması kolay. Hemen suyla karıp yapıyorsun. Kangal hayvanı da az yakıttan çok mesafe kat edebilen dayanıklı bir hayvan. Yüzyıllardan bu yana buna benzer bir beslenme sisteminden çobanlar besliyorlar. Ama yalın haricinde köpek zaten doğada tavşan avlıyor, artık et buluyor, domuz avlıyor vesaire. Doğada besleniyor zaten. Bir yandan da et ihtiyacını öyle alıyor ama vermek lazım et. Değil mi? Et kesinlikle vermek lazım. Hani yal doğru bir beslenme mi? Değil. Yal günü kurtarma öyle diyeyim sana. Bakımları nasıl oluyor abi Kangal köpeklerin bakımları yani? Nasıl bakılması lazım bir Kangal köpeği daha doğrusu? Şöyle söyleyeyim. Yavruluktan itibaren kesinlikle kısa bir zincire bağlanmamalı. Çünkü evet. Ayrıca beton zeminde de olmamalı. Kısa bir zincir ve beton zemin gelişim sürecinde eklemlerine zarar verecektir. Bir de özgürlüğünü ya da kısıtlamış oluyor değil mi aslında? Ya aslında bu köpeklerin yeri doğa. Doğru doğa bir şey yani. Evet. Tabii ama seviyoruz. En azından geniş bir bahçe olmalı. Büyük bir bahçede serbest olarak bakılabilir köpek.
köpek. Hani zincire vurmak kangal köpeğini çok mantıklı değil açıkçası. Yırtıcı yapıyor daha çok değil mi? Hayvanın özgürlüğünü kısıtlıyorsun kendi bireysel zevkin için. Şimdi Birol abi, bu YouTube işine nasıl girdin abi? Yani açıkçası ben YouTube'a girmekte çok geç kalmışım aslında. Bayağı evet. Recep Bayraktar diye Trabzon'da kendi köpeklerinden yaşamını çeken bir abimiz var, Karadenizli. Ondan tanışmıştık. Onun telkinleri üzerine YouTube'a girdim. Sonra YouTube'da işlerimiz de istediğimiz gibi gitti. İyi ilerledi kanal. 2,5 senede 240 bin aboneyle ortalama aylık işte 4,5-5 milyon izlenme ortalamasına aşağı eriştik YouTube'da. Bir yandan da bu kitle var yani. Köpeği seven bir kitle var. O kitle de sağ olsun destek oldu. Türkiye'nin de farklı noktalarını gezdik. Aslında ben şu ana kadar 42 ülke gezdim köpek için. 42 ülke ve 81 ilin? 81 ilin 76'sını gezdim şu anda. Başka bir şey kalmadı zaten abi. Biraz bir şey kaldı evet, ama 76 illere video yaptım mı? Hayır. Şu anda herhalde video yaptığım il sayısı büyük olasılıkla 30-40 civarında falandır. Çekmem gereken daha bir dünya il var. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yapmam gereken videolar var. YouTube macerası böyle başladı yani. Bir YouTuber dostumun öneri sinden başladık. Hani neden köpekleri bu kadar iyi biliyorken bunları ekrana getirmiyorsun dedi. Hikaye öyle başladı. Keşke biraz erken olsaymış. Aynen. Mesela o 40 ülkeyi köpekler için gezdiğimde çekmek isterdim. Şimdi 40 ülke gezelim desek kaç bin dolar harcamamız lazım belli değil. Şu an neredeydin? Dünya standartlarının üzerinde evet, belki daha. Evet, kesinlikle bir 7-8 sene önce başlamış olsaydım daha iyi bir seviyeye getirdik. Ama nasip, bundan sonra da inşallah güzel işler yaparız. Olur olur abi. Daha yaşın genç. Aynen. Bu arada kaç yaşasın bir abi? 39. 39 hiç göstermiyorsun. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Moraline sonra devam edelim. Aynen. Bir abi, bu YouTube'da ki gelir olarak onunla mı geçiniyorsun yani şu an? Yani YouTube'dan tek başına şu anda geçinme şansım açıkçası yok. Maalesef ülkemizdeki YouTube gelirleri yurt dışı kadar iyi değil. Benim de sana bireysel önerim, videolarını mümkün olunca altyazı desteğinden ekle ki diğer evet, ülkelerdeki gelirler daha fazla. Ben şu anda YouTube'dan ayda ortalama 70 ila 80 bin TL arasında bir gelir elde ediyorum. Güzel para. Ama 80 bini kazanmak için de bir 45-50 bin lira harcıyorum YouTube'a. Yani baktığın zaman gelir kadar kazandığım gider de çok yani. 30 bin liralık bir rakam var. Bu çok tatminkar bir rakam mı değil. Yine de Allah'ın bereketi versin. Onun haricinde yaptığımız ekstra işler var ama YouTube için benim en önemli kısmı ne? Binlerce TL para harcayarak edinemeyeceğim insan. Yani sayısı. Bana göre para biriktirmekten insan biriktirmek çok daha önemli bir şey. Bugün her ilde konaklayabileceğim bir kapı, bir işim olduğunda çözebilecek bir kişi var benim için. Ne bu mutlu, acayip bir güç. Ne mutlu sana abi. İnsan kazanmak çok önemli. Kesinlikle öyle. Şimdi ticaret olarak yapıyor musun abi? Köpek satıp alıp satıp. Yapıyoruz. Bunu ben şu anda aktif olarak yapmıyorum ama daha öncesinde profesyonel bir çiftliğimiz vardı. Şimdi yeni bir çiftlik aşamasına daha geçtim. Nasip olursa yeni bir yer İnşallah. Organize ediyoruz. O zaman satıyorduk. Tabii dünyanın her yerinden bu köpeklere talep var. Çünkü yurt dışındaki insanlar ailesine dengeli bir birey almak istiyor. Nasıl dengeli bir birey almak istiyor? İşte birçok kişinin zaten farm village tarzı dediğimiz ufak çiftlik evi tarzında evleri var. İşte 3-5 tane koyun, 3-5 tane tavuk, 8-10 tane kas vesaire. Bunun yanına bir köpek ekliyorlar aileler. Genellikle Amerika ve Avrupa'da bu tarz müstakil ev yaşamları var. Onlar da diyor ki köpek tavuğuma saldırmasın. İşte köpek kedime saldırmasın, kedime. Türk çoban köpeklerinde böyle bir özelliği var. Kendi alanlarındaki her şey, oradaki bir traktörden ya da bir tavuğa kadar onun ekibinin bir üyesi. Çok iyi. Yani yabancı koyun gelsin, kangal sürüye sokmaz, onu uzaklaştırır ama kendi koyununa asla bir şey demez. Yabancı tavuk gelsin, onu tanır, sürüye kabul edene kadar uğraştırırsın ama kendi tavuğunu bilir. Yani yurt dışındaki insanlar da diyor ki biz bu karaktere aşığız. Çocuk üzerine çıksın, tekmelesin, yumruk atsın, asla hır demez. Çok dengeliler. O yüzden acayip talep görüyor yurt dışından. Bu da dolarlar gelsin. Yani bizim Türk liramız, Türk parası daha doğrusu değersizleşti artık abi. Maalesef öyle. O yüzden oradan buradan yani başka ülkelerden gelsin diyorsun. Yani, öyle yapacak tabii şey yani, mecburen öyle demek zorunda kalıyorsun. Şu anda dövizin bir alım gücü var. Evet. Ülkemizde bir satın alma cennetine dönüştü şu anda herkes için. Yani sırf köpek değil, birçok şeyi şu anda insanlar ülkemizden alıyorlar. Bizim açımızdan mesela kangalın yurt dışına çıkışı yasak. Daha doğrusu belirli izinlere tabi. Yani bu aslında doğru bir uygulama mı? Değil. Yanlış bir uygulama. Çünkü evet, Alman çoban köpeği Almanya'nın ismini tüm dünyada temsil ediyor. Ya da tabii. Belçika Molineyiz, Belçika'yı tüm dünyada temsil ediyor. Evrensel, global bir ırk yapmamız lazım ki marka değerimiz artsın. Aynı zamanda ülkemize de döviz girsin. Bu konuda bakanlık yanlış bir politika uyguluyor. Birkaç kez önerge verdik ama umarım dikkate alırlar. İnşallah. Şimdi abi, arazi bakımından peki yabancı ülkeler bizden daha mı gelişmiş? Kesinlikle. Yani hayvancılığa bakış açıları çok daha iyi. Hatta biz bu konuda TRT ve ATV haber daha önce bizi ana haberlere çıkartmışlardı. Kurtları koruyan kangallar diye bir haber yaptılar. Yurt dışında
yaşındaki insanlar diyor ki ben sürüme saldıran kurtları vurmak istemiyorum. Doğal bir karşılaşma olsun. Köpek tehlikesini kurt bilsin ve sürüme yaklaşmasın. Köpekten kurt doğada karşılaşırsa buna diyor yapabileceğim bir şey yok. Evet. Ama ben sürüme gelen diyor kurdu iyi bir köpeğim olmadığı için vurmak ve öldürmek zorunda kalıyorum. Yani koyunuma saldırıyor. Ama kurt o kadar zeki bir hayvan ki o sürünün başında gerçekten o sürüye sahip çıkan bir köpeğin varlığını bilirse kurt daha kolay hedefleri tercih ediyor. O sürüye yaklaşmıyor. Çünkü yaralanma riski var. Doğada bir kurt yaralanırsa ona sürünün diğer üyeleri yaşatmıyorlar. Kurtlukta düşenin emek kanundur. Evet. Düşmemen lazım yani o yüzden. Birol abi kanalıma geldiğin için teşekkür ederim. Estağfurullah. Böyle çok şey gibi oldu. Hani benim tarafından tek taraflı konuşulan bir show gibi oldu. Umarım izleyenleri bır 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 konuşup sıkmamışımdır. Yok. Çok, mümkün çok, olunca hızlı cevaplar vermeye evet, çalıştım. Çok yaralı ve faydalı bir video oldu yani. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Öncelikle Balıkesir Edremit Körfezi'nde böyle bir işe başlamış olmam beni de mutlu etti. İnsanların hayallerinin peşinden koşması lazım. Ben evet. YouTube'a ilk başladığımda acaba başarabilir miyim kaygısı üzerimde vardı. Ama inandığın şeyi yapmaya devam edersen bundan da keyif aldığın sürece gerisi kendinden gelecektir. Her şey gelir yani. Yani mesela inşallah ilerleyen senelerde böyle bir yerde senden bir video çekmiştik. Bak şimdi kanalın hangi seviyelere geldi deriz senin için. İnşallah ve inşallah senin için de daha doğrusu. İnşallah. Deriz. Aynen öyle. Ben de teşekkür ederim. Ediyorum. Rica ederim abi. İzleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışlardır. Evet. %90. %100 hatta. İnşallah. İnşallah. Hakan izin olursa bu sefer video kapanışını ben yapayım mı? Tabii abi. Estağfurullah. Buyurun. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden ricam kanala abone olmanız, destek olmanız, videoyu sonuna kadar izlediyseniz ve like atmayı unuttuysanız bir like bırakmanız. En nihayetinde burada bir emek var. Verilen emeği de takdir ederseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.